beraber uzun bir aradan sonra yeniden davet videolarına döndük. Bu videomuzda sizlere suyla bakım davetini anlatacağız arkadaşlar. Gittiğiniz büyücüler, medyumlar, falcıların bir kısmı genellikle gidip derdinizi anlattığınızda bir tencerede, bir kovada su bulursunuz. O su üzerine okur ve siz suya baktığınız zaman suda sorduğunuz sorunun cevabını bulursunuz ya. Aynı şekilde o yöntemi anlatacağız arkadaşlar. O yöntem nasıl olur? Onun davetini anlatacağız arkadaşlar. Bu yöntem de tamamen bir cin davetidir arkadaşlar. Normal şey değil, yani bir duayla, bir okumayla olacak iş değil. Tamamen riyazet şartı var. Onları detaylı olarak bu videomuzda anlatacağız arkadaşlar. Videolarımız genellikle tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Anlattığımız bilgilerin hepsi uygulamada vardır. Fakat yöntem olarak örnek gösterdiğimiz yazılar, görseller tamamen doğru değildir. Sadece örnektir, misaldir. Çünkü doğru bilgiyi biz internette paylaşırsak bu bilgiler kötü insanların eline geçtiği zaman kötülük artar. O yüzden biz sadece uygulamayı anlatıyoruz. Nasıl yapılıyor? Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlerseniz tam olarak suyla bakımın nasıl yapıldığını tamamen öğreneceksiniz arkadaşlar. Suyla bakım daveti ilk şartı namaz kılmanızdır. Namazınızı 5 vakit kılmanız lazım. Her namaz ardında okumanız gereken davetin bir duası vardır. O duayı her namaz arkasından 10 kez en az okumanız lazım. Onunla beraber nasıl söyleyeyim, kurumuş otlar olarak tütsü yerine mesela şöyle kurumuş otlar kullanabilirsiniz. Fakat kokusu ne kadar buhurun kokusu güzelse o kadar daha iyi olur. Her namaz arkasında tütsünüzü yakıyorsunuz, duanızı okuyorsunuz 5 vakit namazın ardından. O şekilde yapılır. 6 gün boyunca bunu yapıyorsunuz. 7. gün şu an gördüğünüz gibi bir dağ başındayız. Uygulamayı anlatmak için geldik ki maksat sizin tam olarak 7. güne nasıl bir yerde olmanız gerektiğini öğrenmeniz içindir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda orman gibi bir yerdir. Yol geçmiyor, bir şey geçmiyor. Tek başımıza geldik, uygulamayı anlatıyoruz. Yine aynı bu şekilde 7. günde siz öğlen namazından önce çıkacaksınız, böyle bir yere geleceksiniz. Kimse yanınızda olmayacak, herkesten uzakta olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde tütsülerinizi getireceksiniz. Akşama kadar orada bulunmanız lazım. Bu şekilde siz namazınızı kılıp namazın ardından tütsüleri yakıp duanızı ediyorsunuz sürekli. O uygulama duayı okuyorsunuz. Akşama kadar, yani ikindi ile akşam arası şey geliyor. Hadim, cin önce bir hayvan kılığında geliyor. Kimisine yılan olarak, kimisine kuş olarak, kimisine baykuş olarak görünür. Gelir ötmeye başlar, siz hiç dinlemeyeceksiniz. Onunla beraber nasıl söyleyeyim, bir kimsenin olmadığı bir yerde bir insan sesleri duymaya başlarsınız. Sanki sizin yakınızda bir insan varmış gibi. İnsan sesleri duymaya başlarsınız. Korkmanıza gerek yok. Duanızı okumaya devam ederseniz bir süre sonra hadim insan kılığında gelir. Siz anlaşmayı yaparsınız. Anlaşma yaptıktan sonra sizin davet gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Davetin uygulaması bu şekildedir. 7 gün oruç tutuyorsunuz, 6 gün evinizde de tütsünüzü yakarak duayı 10'ar kez her namaz arkasında okumanız lazım. 7. gün ise siz bizim gibi böyle bir yere geleceksiniz. Bu şekilde uygulamanızı yapacaksınız. Yine oruçlu olarak 7 gün. Bunu yaptığınızda davet gerçekleşiyor. Davet gerçekleştikten sonra arkadaşlar artık o cinler, o hadim size hizmet edeceğini kabul ediyor. Kabul ettikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken bir tencere su, kapaklı olan tencere su getirirsiniz. Suyu koymadan önce sizin elinizdeki o duayı, okuduğunuz duayı suyun içine yazacaksınız. Suyun içine yazdıktan sonra üstüne su koyuyorsunuz.
Suyu koyduktan sonra üstüne bir 15-20 kez o duayı tekrar okuyup kapağını kapatıyorsunuz. Uygulama bu şekilde yapıldı. Diyelim ki ben size geldim, dedim ki hocam bir sıkıntım var. Başım ağrıyor, doktora gidiyorum. Başımın ağrısı geçmiyor. Neden geçmiyor? Bana yardımcı olabilir misin? Sizin yapmanız gereken arkadaşlar duanın altında bir vevk var. Dörtgen şeklinde, dama şeklinde. Tam olarak anlamanız için. O vevki kişinin elinin üstüne yazıyorsunuz. Sıkıntısı olan kişinin. Sonra 10 kez o duayı yine okuyup bu insanın sıkıntısı nedir diye elini, o kişinin elini, yani benim elimi suyun içine koyuyorsunuz kapağı açarak. Koyduktan sonra duanızı okudunuz. Bu elini çıkarıyor, suya bakıyorsunuz. Sorduğunuz sorunun cevabını o size hizmet eden, davet ettiğiniz kişiler size suda örnek olarak gösteriyor. Arkadaşlar, bu uygulamada şöyle bir şey var. Kimisi büyü yapıyor, muska yazıyor. Muskayı ya ağaca asıyor ya yerin gömerek yerin altına koyuyor. Böyle bir durumda belki elinize yazdınız, çözülmedi. Bu sefer kişi tencerenin üstüne oturacak, kapalı tencerenin. Siz tekrar duayı okuyacaksınız ve o şekilde tencerenin üstünden kalkıp kapağı açtığınızda yine aynı sorunuzun cevabını o yer altındaki ve ağaçlara asılı olan muskaları size gösterecekler. Kimin yaptığına dair, nerede olduğuna dair. Uygulama budur arkadaşlar. Tamamen cin davetidir. Kimsenin doğuştan elde ettiği bir şey değildir. Onu siz de yapsanız davet gerçekleşir. Biz de yapsak davet gerçekleşir arkadaşlar. Bu suyla bakım daveti bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir konuyla karşınızda olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.